kıymetli tekirazlar, camlarından, pencerelerinden hevesle acaba ne diyecekler? Tekirazı nasıl şenlendireceklerini bahsedecekler diye bizleri dinleyen kıymetli hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz. Malumunuz yerel seçim. Bu bir yerel seçim. Genel seçim değil. Partileriniz, sevdiğiniz liderler gönlünüzün bir kenarında dursun. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Bu memlekete kim yerelde iyi hizmet eder onun hesabını yapın. Ordu'da adayımız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın İdris Naim Şahin. Siz ondan gelen hizmetleri çok iyi biliyorsunuz. Benim onu anlatmam yersiz. Hizmetler kendi kendini anlatıyor zaten. Yalnızca şimdi bizim bir derdimiz var. Ünye Belediye Başkanı adayı olarak tekrar beldeler doğsun istiyoruz. Tekrar köyler doğsun istiyoruz. Yaylalar doğsun istiyoruz. Ahırlar doğsun istiyoruz. Bunun için de pek çok proje gerçekleştireceğiz inşallah. Sizinle beraber, hep beraber. Siz hizmetin nereden geleceğini çok iyi bilirsiniz. Şayet yetkiyi ve görevi bize verirseniz yapacağımız faaliyet devlet baba toprak anaya küstü. Devlet babayı toprak anayla barıştırmak. Ordunun taşı toprağı altın çalışarak çalıştırarak insanını yarıştırmak. Şehirler işsizlerle, köylerse boş arazilerle dolu. Yaptığımız organizasyonlarla, yapacağımız organizasyonlarla inşallah tekrar kırsalı şenlendireceğiz. Bana selamlama konuşması sözü verdiler. Daha önce defalarca geldik, burada konuşmalar yaptık. Ordu büyük şehir olduğunda en büyük sıkıntı kırsalın boşalması olacaktır dedik 2014 senesinde ve maalesef öyle oldu. Şimdi hedefimiz, hayalimiz Tekirazı merkez yapmak. Hedefimiz, hayalimiz bu binaları tekrar çalıştırmak. Bu çalışmaları yaparken ekibimizde burada daha önce hizmet vermiş tüm belediye belde başkanları bizimle beraber. Onlara sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte bir çalışma ekibi kurup bu memleketin kalkındırılması konusunda hepinizin hayır duasını alacağız diyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hürmet ve saygılarımı sunuyorum. Ünye Belediye Başkan adayımız Sayın Beyat Yalıran'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Her dua nasibine, her nasip vaktine esirdir Tekkiraz. Hazır mısın? Hazır mısın Tekkiraz? Memleket aşığı, ordunun sevdalısı, ordunun gururu özüne, yurduna, yuvasına geliyor. Aç bağrını Tekkiraz, dere yatağına, yiğit otağına dönüyor. İdris dürüstlük kurnavası, Karadeniz'in düşünce turu delikanlısı. Hoş geldiniz. İlginize, sevginize, desteğinize teşekkür ediyoruz. İdris Naim Şahin Başkan geliyor. Üç rekil gerçek hizmet geliyor. Gözün aydın Ordu Şahin geliyor. Büyükşehir başkanımız oluyor. İdris Naim Şahin Başkan geliyor. Karadeniz'in merkez ili, güzel ili, ordumuzun Şirin ilçesi, Yeşil ilçesi, ünyemizin en eski, en kadim, en merkezdeki beldesi. Tekkirazımızın güzel insanları, saygıdeğer dostlar, değerli komşular, akrabalar, arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler, bu güzel günde, güzel günün ilk saatlerinde sizleri bir Tekkiraz buluşmasında, bir perşembe gününde selamlamanın, sevmenin, sevgiyi ifade etmenin mutluluğu içinde hasretle kucaklıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, değerli hemşehrilerim, içinde bulunduğumuz Mart ayı sonunda seçim yapacağımız bir ay. Eskiden Mart ayı deyince dert ayı derlerdi. İnşallah bu senenin Mart ayı dertlerin
dermana dönüştüğü, dertlere derman bulunduğu bir ay olacak son gününde. Bugün 21 Mart'tayız. 10 gün sonra 31 Mart günü bir seçim yapacağız. Ülke genelinde yapılacak olan bu seçim ordumuzda da inşallah beldelerimizde, ilçelerimizde, her yerde huzur içinde, güvenlik içinde, mutluluk içinde gerçekleşecek inşallah. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim, Tekkirazımız ulaşımın merkezi, tarımın, hayvancılığın merkezi bir yerleşke. Burada hepimizin çocukluğu geçti, hatıraları var. Tekkiraz benim çocukluğumda meşhur Perşembe günleri kurulan büyük pazarlarıyla şöhretliydi. Tarımın, hayvancılığın merkezi bir pazar yeriydi. Bugün de aynı değilse de inşallah bugünün şartlarına uygun, çağın gereklerine uygun yeni özellikleriyle yeniden canlanacak, yeniden eski günlerinin ihtişamına hep birlikte Tekkirazımızı döndüreceğiz inşallah. Bugüne kadar Tekkiraz beldemizde hizmet eden çok değerli muhtarlar, belediye başkanları arkadaşlarımız oldu. Şu anda yanımızda, aramızda bulunan Tekkirazımızın değerli belediye başkanı, sizin hemşehriniz, kardeşiniz Sayın Necdet kardeşimizi huzurlarınızda teşekkürle ve şükranla anıyorum. Ve iyi ki varsın, iyi ki beraberiz, iyi ki Tekkiraz'da yeniden güzel hizmetleri beraber yapacağız. Tekkiraz'ın yakın tarihteki günü ile bugünü arasında fark var. Tekkiraz'ın Necdet Yılmaz'dan önceki durumunu hepiniz biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Bugünü de biliyoruz. Tekkirazımız şehir özelliğine sahip, bulvarı olan, çevre yolu olan, pazar yeri olan, iş yerleri olan, konutları olan, altyapısı olan, suyu, yolu halledilmiş bir belde konumunda bugün varlığını ve kişiliğini yürütmeye devam ediyor. İnşallah bundan sonra da Tekkirazımız Akkuş'la Ünye arasında durak noktası, kavşak noktası olma özelliğini ve çevre mahallelere merkez olma özelliğini devam ettirecektir. Değerli dostlar, değerli hemşehrilerim, seçim dönemi gelir gider. Son 4 yılda galiba bu 5. seçim. Biraz da seçim yorgunu düştü bu millet, Tekkirazlılar dahil. Seç bitmiyor. Artık bu seçimi bir bitirelim, tam bitirelim. Ne diyorsunuz? Yani artık senede 1.25'lik bir seçim yapmaktan bıktı bu millet. İstikrar denilerek çıkılan yolda neredeyse bir istikrarsızlık döneminin tünelinin içinden çıkamaz hale geldik. İnşallah 31 Mart seçimleri istikrarın ve sakin bir dönemin başlangıcı olacaktır. Her şey yerelden başlayacak inşallah. Demokrasinin beşiği yereldir. Köydür, beldedir, şehirdir. Şehirlerde halkların, şehir sakinlerinin değerli tercihleri ve katkılarıyla oluşan yönetimler, ülkedeki istikrarlı yönetimin temel taşlarını oluştururlar. Merkezdeki dalgalanmalar, ülke içindeki büyük çalkantıların sükunete ermesi beldelerden, şehirlerden geçer. İnşallah ordumuzda ülkemizin çalkantılı iç siyasetini, sıkıntılı dış siyasetini, kaosa girmiş ekonomik ve sosyal hayatını düzene sokacak bir seçimi burada gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirmek durumundayız. Ordumuz Türkiye'mizin farklı bir ili. Ordumuzda seçim her yerden farklı, her yerden daha güzel olacak. Her zaman
medeni bir şekilde ordu insanı partiler arası çatışmaya meydan vermeden kişileri tanıyarak, kişilerin yaptıklarına ve yapacaklarına nazar ederek, bakarak seçimini yapmış bir ildir. Bu dönemde de biz siyaset yapan kişiler olarak Veysel İlhan kardeşimle beraber Ünye'de, Ordu'da siyasetin seviyesini ve sevgisini size getiriyoruz. Siyaset seviye işidir. Siyaset seviyeli olmalıdır. Siyasetçi nitelikli olmalıdır. Siyasetçi bilgili olmalıdır. Siyasetçi karakterli olmalıdır. Siyasetçi ya göründüğü gibi olmalı ya da olduğu gibi görünmelidir. İşte bu dönemde yapacağımız seçim esas itibariyle bunun üzerine olmalıdır. Seçerken kim daha uygun, kim daha doğru, kim daha tecrübeli, buna bakılmalıdır. Kim söylediğini yapabilir ya da yapmıştır, buna bakılmalıdır. Ha, tek biraz deyince biraz da fazla uzağa bakmaya gerek yok. Şöyle geriye dönüp karşı tepeye bakmalıdır. Karşımızda konuşanla karşıdaki arkadaki tepe arasında bir bağ var mıdır diye bakmalıdır. Bu çocuk o tepeden uzaktan değil yakından diyebilmelidir, değil mi Tekkirazlı? Karşı tepenin çocuğu olarak benim Tekkiraz'da fazla söz söylememe gerek yok. Bugün Tekkiraz'dan başlayıp 5 tane daha beldemizi inşallah ziyaret etmeye çalışacağız ve edeceğiz de. Söyledik mi yaparız. Yağsa da yaparız, fırtına esse de yaparız, öyle de olsa yaparız, böyle de olsa yaparız. Pelitli Yatak'tan İnkur'a kadar programımızı, tabii hepsini artık 2 tane sayıyorum Özgür. Yani hepsini sayarsam bu arkadaşlar üşüyecekler biraz sonra. Şimdi değerli dostlar, hani biz bizeyiz burada. Bu memleketin ikamet eden, burada doğmuş, çamurunu çiğnemiş, kara lastiğini giymiş çocukları var. Bir de ara sıra sizin çocukları tanıdığını söyleyen misafir çocuklar da bu memlekete gelir gider. Misafiri ağırlamak bizim töremizdir, misafirperverliğimizdir. Gelenlere böreklerini yedirin, bize pancar da yedirseniz bizim kabulümüzdür. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi halk kahvede, sokakta, dükkanda, dergahta, bargahta bir şeyler söylüyor. Diyor ki işte yaparsa Veysel İlhan yapar diyor. Ya da yapmışsa falan kişi yapmıştır diyor. Ya halk bu, susturamazsın ki. Halk ne derse odur. Halkla uğraşılmaz. Halkın karşısına durulmaz. Ama birileri de kalkıyor diyor ki, ya diyor, tam bu 80'lerdeki, diyor, pardon, çocuklar duymasındaki bir seyyar tayyar gibi, ha diyor, onu diyor ben düşünmüştüm, ben yazmıştım, ben çizmiştim, ben söylemiştim, patladı gitti diyor. Şimdi ne yapsın şimdi, evin çocuğu ne yapsın, evin çocuğu, efendi çocuk, diyor ki bu seçim, bu seçim diyoruz ki artık bugünden itibaren 10 gün kaldı. Ordu'da seçim. Türkiye'ye örnek olacak bir seçim. Böyle açık açık projelerin konuşulduğu, yapılanların, yapılacakların akla, bilime, hesaba, kitaba uygun konuşulduğu bir seçim olacak. Ve bu seçim, futbol diliyle söyleyeyim, derbi bir seçim olacak. Bu derbinin kazananını siz belirleyeceksiniz. Bu derbi maçının en büyük oyuncusu halktır, halk. Sizsiniz. Golü 90. dakikada kale bırakacaksınız. Ve aynen 2011'deki 87. dakikada Ordu Sporlu Ahmet Kuru'nun attığı gol gibi atacaksınız. Ve Süper Lig'e inşallah yerelde de çıkacağız. Bu seçim derbi bir seçim. Ama bu seçim harbiden bir seçim olacak. Gerçekten cihan görecek,
Türkiye görecek, bu seçim harbi bir seçim olacak. Ama bu seçim aynı zamanda. Biz diyoruz ya, siyasetin seviyelisini yaptık, seviyesini koruyarak devam edeceğiz. Bu seçim derbi seçim, bu seçim harbi seçim, ama bu seçim efendi bir seçim olacak, efendi. Seçimin derbisi, seçimin harbisi, seçimin efendisi oldu da. Ve bu seçimin efendisi halkın kendisi olacak. Halkın kendisi olacak. Büyük Atatürk'ün dediği gibi, bu halk milletin efendisidir. Bu köylü milletin efendisidir. Tek kirazlı milletin efendisidir. Yeni kentli milletin efendisidir. Yeşil kentli milletin efendisidir. Ve inşallah, inşallah aşkımız ordu, meşkimiz ordu diyerek çıktığımız yolda. Ordulular kardeştir. Ayrılmaya, ayırmaya tahammülümüz yoktur. Birlik, birlik olacağız. Kalplerimizi birleştireceğiz. Ellerimizi birleştireceğiz diyerek çıktığımız bu yolda birlik içerisinde gücümüzü ortaya koyarak yerelde inşallah farklı işleri yapacağız. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra Ordu'nun, Tekkiraz'ın, Ünye'nin, Yenikent'in, Yeşilkent'in, İnkur'un, bütün belde merkezlerimizin ve topyekün Mesudiye'den İkizce'ye ordumuzun çehresinin değiştiğini önce biz göreceğiz, sonra da görmek istemeyenler de görecek ve ordunun hakkını teslim edecekler inşallah. Değerli dostlar, Tekkiraz'ımızın güzel insanları, biraz önce söyledim, size doyum olmaz ama istemeden veda edeceğiz, tekrar buluşmak üzere. Buradan başka belde merkezlerimizi ziyaret edeceğiz bugün. Ordu'da Allah'a şükür ayak değmedik, ilçe, belde bırakmadık. 2 tane kaldı. Cumartesi günü tamamlıyoruz. 19'da 19'a 2 kaldı. Cumartesi günü tamam. Ama bu arada beldelerimizi de, yeri geliyor mahallelerimizi, köylerimizi de ziyaret ediyoruz. Değerli dostlarım, 31 Mart günü yaklaştı. Biz çok kolay yerdeyiz. Hani şu anda da kolayız da, o gün de çok kolay yerdeyiz. Sırada birinci, bize ait adresi veriyoruz. Pusula, Oy Pusulası sokağında, sokağın başındayız. Bir numaralı eve mührü alıp tık tık ettiğinizde kapı size açılacak. Sizi kırmızı, beyaz, renkli bir ay ve 5 yıldızlı amblemimiz karşılayacak. Size hoş geldin diyecek. Birinci sırada biz varız. Sandıktan çıkış size ait. Sandıktan çıkışta da inşallah birincilik size ait olacak. Kapıyı açmak bizden, sandıktan çıkmak sizden. Değerli dostlar, sırada birinci inşallah sandıkta birinci parti olarak Saadet Partisi üzerinden ordumuzun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak bu kardeşiniz, sizin evladınız, Ünye'nin çocuğu, derelerin bir zamanlar garip yalnız ama şimdi birilerinin sevdiği, birilerinin de sataştığı bir çocuğu sizin başkanınız olacak inşallah. Ama yalnızlık Allah'a mahsustur. Tek başına bu iş olmaz. Benim yanıma Ünye'de bir değerli yardımcı lazım. Bilen, ilim sahibi, tecrübe sahibi, karakter sahibi ve mütevazi insan. Sizden biri. Bana da benzeyen birisi olacak ha. Bana benzeyenini ben size getirdim. İşte ben sizden ne bina istiyorum, ne apartman istiyorum, ne han istiyorum. Ben sizden sadece Veysel İlhan istiyorum. Veysel İlhan. Veysel kardeşim Ünye'de
benim en yakın yardımcım. Sizin de en yakın kardeşiniz, abiniz olarak bu memleketin, bu mahallelerin, bu beldelerin işinde gücünde, gece gündüz demeden koşacak bir arkadaşımız olacak. Ben yeri gelecek Mesudiye'de olacağım ama o hep Tekkiraz'da, hep Ünye'de olacak. Zaman zaman da yine beraber geleceğiz, beraber olacağız. Değerli dostlar, değerli hemşerilerim, Tekkiraz'ımızın güzel insanları, sizlere istemeden veda ederken kendimi, Veysel İlhan'ı, meclis üyelerimizi, siz değerli dostlarımıza emanet ediyoruz. Sandığı da size emanet ediyoruz. Size güveniyoruz. En ufak bir tereddüdümüz yok. Sizi de Yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz, berhudar olunuz. Allah yardımcınız olsun. Ömrümüz oldu, sevdamız oldu, aşkımız oldu, meşkimiz oldu. O otluyu, onu biliyor. Evladını bağlı atıyor. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Edis.